Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda senaryoları oynamaya hızlıca devam ediyoruz. Herkes nerede senaryosunu oynayacağız arkadaşlar? Bu senaryonun diğer oyunlardan açıkçası çok bir farkı yok. Oyuna geçtiğim zaman ne fark olduğunu size de söyleyeceğim. Bunu da yine bütün hastalık modlarında oynayabilmekle beraber ben virüs modunda çok zor seviyesinde oynamak istiyorum. Virüs modu benim sevdiğim bir mod buradan hızlıca kendimi gösteriyorum metabolik sıçramayı kullanıyorum. Onun dışında diğer genlerimde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Şöyle bir kontrol ediyorum. Burada belirti maliyetleri genini kullanıyorum ve oyuna geçiyorum. Diğer genlerimi zaten siz biliyorsunuz. Çok da önemli değil zaten. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Mısır'dan ben hastalığımı başlatıyorum. Mısır'da 8000 kişi var. 8600 kişi var. Bütün ülkelerde 8600 kişi var. Dünya nüfusu yaklaşık 380 binlerde falan. Ben oyunu oynarken bu arada hemen viral istikrarsızlık seviyesini bir seviye yükseltiyorum. Ben oyunu oynarken açıkçası bu insanlar bir yerden çıkacak mı? Bir ülkede gizlenmişler mi diye düşünüyordum ama öyle bir şey yok. Yani dünya nüfusu sadece 380 bin. Ekstrem başka bir durumda yok açıkçası. Yine kolay bir senaryo. Hemen oyunun başında viral istikrarsızlığı 3 seviye yapıyorum. Bu sefer sizlerle virüs oynarken farklı bir taktik deneyelim. Zaten oyunun en güzel yanlarından bir tanesi de sürekli farklı taktikler deneyebilmeniz. Şimdi viral istikrarsızlığı 3 seviye yaptıktan sonra hemen yayılma ile bulaşmayı arttırıyoruz. Hemen buradan havayı da bir seviye yükseltiyorum. Mısır'dan başlattığım için hastalığın sıcağı alışkın bir hastalık. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda soğuk direncini iki seviye yükseltmem gerekecek. Bunu biliyorsunuz zaten. İlaç direncini de yine iki seviye yükseltmek gerekecek. İlaç direnci 2 ve soğuk direnci 2 olmadan tüm dünyaya hastalık yayılana kadar tedaviyi geliştiriyorlar arkadaşlar. Zaten bunu bu zamana kadar defalarca kez tekrarlamışımdır. Tekrarlamak demişken arkadaşlar, bunu da sürekli tekrarlıyorum ama destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Gerçekten desteklerinizle çok güzel motiv oluyorum. Eğer videoyu beğeniyorsanız bir like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Plak oyunu zaten artık bitmek üzere kanalda oynadığım birkaç tane diğer oyun da var. Bu oyun çeşitliği giderek daha da artacak sizlere bunun sözünü verebilirim. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz ki zaten yorumların hepsine geri dönüyorum. Şimdi burada genetik sertleşmeyi iki seviyeye çıkardık. Bu tedavinin biraz daha yavaş ilerlemesine neden olacaktır. Şimdi yayılma kısmını geliştirebilirim. Çünkü yetenekler kısmından hastalığı yeteri kadar geliştirdim. Belirtilerim zaten kendi kendine mutasyona uğramaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi mutasyonlar devam ediyor. Çünkü oyunun direkt en başındayken viral istikrarsızlığı 3 seviye yapmıştık. Şimdi burada ölümcülüğe bir an önce ulaşabilmek için organ yetmezliği gerekiyor. Organ yetmezliği özelliğini açmam gerekiyor. Bir tek Grönland kalmış hastalığım bulaşmadı. Mesela bakın şu an dünyanın yarısı hasta 160 bin nüfus var. Organ belirt, organ yetmezliği belirtisi mutasyona uğradı. Ben bunu şimdilik geri alıyorum çünkü hala Grönland'a bulaşmış değil. Ve derken Grönland'a da bulaştı. Artık belirtiler kısmından terleme, deri lezyonları ve ölü dokuyu ya da organ yetmezliğini açabilirim. Derken organ yetmezliği kendi kendine mutasyona uğradı zaten. Şimdi Grönland'dan hastalıklı ve ölü insanları takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer hastalıklı sayısı azalmaya başlarsa bütün Grönland hasta olmadan ölümcüllüğümüzü geri alacağız. Ben şimdi bulaştırıcılığı arttırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi Grönland hasta olmaya devam ediyor. Akciğer ödemi belirtisi mutasyona uğradı. Tedavi 150'lere kadar ilerledi ama çok da önemli değil. Şu an hastalığın bulaşma hızı gayet iyi. Grönland'dan takip edebiliyorsunuz bunu. Zaten Grönland'ın tamamı hasta olduğunda büyük ihtimalle dünyada sağlıklı insan kalmadı uyarısını alacağız. Bu arada ölü dokuyu da açıyorum son olarak. Ve buradan e, hastalık hızını takip edebilirsiniz. Hasta olma hızını takip edebilirsiniz. Eğer ölen sayısı hastalanan sayısından daha fazla olursa arkadaşlar bir yerden sonra hastalığı bulaştıracak kimse kalmadığı için oyunu kaybediyorsunuz. Burada öyle bir şey yaşamadık o yüzden yakından takip ettik oradaki durumu. Şimdi burada tedavi yüzdesinin düşmesi için ben artık genetik karışıklığı yükseltiyorum. Zaten dünyada neredeyse kimse kalmamak üzere bu şekilde oyunu kazanmış olacağız. Tekrar ediyorum arkadaşlar, kanala abone olursanız, buraya kadar izlediyseniz ve kanala abone olursanız destekleriniz benim için çok önemli. Ben de kanala her gün video atmak için motive olurum sizlerin sayesinde. Oyunu bu şekilde kazanmış olduk. Diğer senaryoları oynamaya hızlıca devam edeceğiz. Bu oyunu bitirdikten sonra çok güzel oyunlar oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda geliş görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.